Evet arkadaşlar, Türkiye'de bu iş yapılmaz. Facebook grubunda, YouTube'daki yorumlarda birçok arkadaşın haklı olarak belirttiği bazı noktalar var. Şimdi kimi kesim diyor ki Türkiye'de bu iş yapılmaz ya da neden yapılmaz onu anlatıyorlar. Bir tanesi işte ürünlerin gümrükten çekilmesi. Hatta bir arkadaş yazmış işte kolaylıklar diliyorum sana ama ürünlerin gümrükten çekilmesi çok zor. İşte demir gibi sinirlerin olması lazım. İşte başarmanız zor. Öte yandan başka arkadaşlar işte şirket kurdun, vergi verdin, birçok masrafın oldu, muhasebeciye işte gider oluşturdun, yani muhasebeci yüzünden gider oluştu, şirketin giderleri oluştu. Bunlar yüzünden kâr edemeyeceğiz, zarar edeceğiz ya da bunları yapamayacağız gibi daha da fazla aslında haklı serzenişlerde bulunuyorlar. Şimdi benim düşüncemse şöyle, bilmiyorum, yanlış düşünüyor olabilirim, hep beraber göreceğiz zaten. Zaten bu işi herkesin yapamaması için belli bir bariyerin olması lazım. Yani herkes zaten yapamasın. Ben de bunu istiyorum. Size açıkça söyleyeyim. Yani herkes, evet, gümrükten malı çekemeyecek. Bunu sadece uğraşanlar yapabilecek. Gerçekten bu işi, yani sen sadece ya ben ürünleri aldım hadi gelsin gümrükten geçsin sonra da satayım gibi düşünürsen sen bu işi zaten yapamazsın. Gideceksin orada gümrük müşaviriyle, gümrük danışmanıyla daha doğrusu konuşacaksın, bunu kurgulayacaksın, zaman harcayacaksın, bunun için para harcayacaksın, işi öğreneceksin. Şimdi bunları yapmadan oturduğunuz yerden derseniz ki ya evet gümrükten malı zaten çekemiyorsun, çok zor gümrükten malı çekebilmek. Tamam, zor olabilir. Bence hatta daha da zor olmalı. Daha da zor olsun ki sadece bu işi gerçekten yapabilecek olan kişiler bu işi yapsın. Ne kadar bariyer var, giriş bariyeri var. Yani girmek bu işe o kadar zor. Aslında o kadar az satıcı ve o kadar az rekabet haline geliyor. Ondan sonra örneğin gene şirket kurulum konusu. Şimdi şirket kurulum konusunda birçok insan bunun detaylarla uğraşmak istemiyor. Şimdi zaten o detaylarla uğraşmayacak olan insanların normalde de satış yapmıyor olması lazım. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz çünkü? Gerçekten bu işi yani sadece böyle bir deneme yapayım havasıyla giren kişiler ürünleri getirip de satamadığı zaman maliyetine, zararına satmaya çalışıp zaten piyasanın düşmesine sebep oluyorlar. Dolayısıyla benim istediğim şey, evet, Türkiye'de bu iş yapılmaz diyen arkadaşlar haklı. Zaten ne kadar çok kişi böyle düşünürse aslında o kadar çok sizin, bence yani bu işi gerçekten ciddi alanların şansı artacak. Yani burada kimse arkadaşlar kırılıp darılmasın ama bu hayatın her alanında böyle. Yani üniversiteye girerken eğer sizin hedefiniz örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, ODTÜ neyse, yani ya oralara girilmez. Oralar Türkiye'nin zaten %1'ini alıyor işte, hatta ne %1'i, 10.000'de 1'ini alıyor. Oralara girilmez. Benim hedefim orası değil derseniz zaten siz oraya giremezsiniz. Yani dolayısıyla burada şimdi onlar oraya giremez. Siz orayı hedeflemeyince ne oluyor? Orayı hedefleyen kişilere daha büyük şans bırakmış oluyorsunuz. O kişiler iyi bir çalışıyor, oraya giriyor. Yani ya çok yetenekli ya da gerçekten iyi çalışıyor. Yani adam orada zamanla harcıyor. Sen gidip de günde 1 saat test çözerken o gidiyor günde 5 saat test çözüyor. Hayatın her alanında böyle arkadaşlar. Yani çok iyi bir firmaya gireceksiniz diyelim. Mülakatlara giriyorsunuz. Ya işte ben ne bileyim JP Morgan'a giremem zaten. O yüzden hiç buraya başvurmayayım. Zaten sen oraya hiç başvurmazsan o firmaya girme şansın hiçbir zaman olmaz. Yani burada deneme yapmak zorundayız. Ben burada şunu söylemiyorum. Biz burada alırız %100 işte gümrükten sorunsuz ürün geçer. %100 ürün karlı olur. Ama bunu denemeden nasıl bilebilirsiniz ki? Yani zarar da edebiliriz. Ama ben bunun sonucunda şöyle bir şey diyebilirim en azından. Evet, biz bunu denedik. Sonucunda da böyle böyle artı noktalarla, böyle böyle eksi noktalarla karşılaştık. Zaten denemezsen bunu hiçbir zaman bunu bilemeyeceksin. Yani... Hep şu o zaman senin Facebook'ta gördüğün, LinkedIn'de gördüğün başarı hikayelerindeki o başarı hikayelerini okuyan kişi olursun. Dolayısıyla denemek lazım. Ben o kadar da kötümser de değilim. Yani şimdi gümrükten ürün çekmek, gümrükten ürün çeken Türkiye'de 10.000'lerce kişi var. Belki de 100.000 kişi vardır. Ya bu insanların hepsi mi problem yaşayarak çekiyor? Yaşadığınız noktalar olabilir, doğru. Ama bu problemlerin çözümü de vardır. Çözümünü öğrenirsiniz. En azından bir sonraki seferinizde daha az problem yaşayarak ya da problem yaşamadan ürünlerinizi çekebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, burada yani bu giriş bariyerinin yüksek olması, zor olması bence işi ciddi alarak yapan kişiler için bir avantaj olacak. Tabii ki katılırsınız, katılmazsınız. Bu sizin yani tasarrufunuzda olan bir şey. Fakat benim tercihim daha da zor olması ki içeride rekabet daha da az olsun. Yani herkes ürünü çünkü getirebilirsen daha fazla rekabet olacak. Fiyatlar daha fazla düşecek. Keşke ekstra adımlar olsa, sadece gerçekten bu işi ciddi olarak yapanlar sadece yapabilse. Zaten Türkiye'de biraz öyle aslında. Daha da zorlaşabilir benim açımdan. Bir de ben size arkadaşlar bu konuda kendi bakış açımı sunmak istedim. Bakalım, göreceğiz. İyi günler.